Çok özenli bir şekilde sormak istiyorum. Hem televizyonun başına bir şey gelmesin diye. Hem de kimseyi itham etmeden soruyu tamamlamaya gayret edeceğim. Sedat Peker bazı yolsuzluk, usulsüzlük iddialarını dile getirdi. Ancak savcılar o iddiaların hiçbiriyle ilgili soruşturma yürütmediler. Ama o iddialar araştırılmalı diyen gazeteciler hakkında, örneğin benim hakkımda bir iddianame hazırlandı. Ben suçu ve suçluyu övmekten hapis sistemiyle yargılandım. Neyse, adil hakim ve savcıların olduğu bir mahkemede ilk celsede beraat ettim. Bu iddialardan birisi 2007 yılında Antalya Havalimanı'nın işletmeye verilmesi, kiralanmasıyla ilgili ihale. Orada 3 milyar euroya ihalenin bağlandığını, ihaleye iştirak eden bir firmanın daha yüksek bir rakam verecek olmasına karşın ihale dosyasındaki belgelerinden birinin çıkartıldığını ve buradan 1 milyar dolarlık bir yolsuzluk yapıldığını iddia etti ve daha sonra iddialarını devam ettirerek Tarım Bakanlığı'na Avrupa Birliği'nce Türk tarımının geliştirilmesi amacıyla hibe edilen 3,5 milyar euroluk bir işin parti parti Tarım Bakanı Sayın Mehdi Eker'in %50 ortağı olduğu 8 şirket arasında paylaştırıldığı ve son olarak da bu yolsuzlukların boyutunun yüzlerce milyar doları bulduğunu, bir kişinin 300 milyar dolar serveti olduğunu iddia etti. Siz uzun süre ekonominin dümeninde bulundunuz. Başbakan yardımcılığı yaptınız. Siz bunları hiç hissetmediniz mi? Bunlar tamamen iddiadan ibaret mi kalacak? Ne düşünüyorsunuz? Bu 300 milyar dolar hakikaten dudak uçuklatacak bir rakam. İddialar dudak uçuklatacak iddialar. Kamuoyu da soruşturulmasını bekliyor. Sedat Peker'in iddiaları üzerine hiçbir soruşturma açılmayınca böyle bir sürecin de kendiliğinden doğmuş olabileceği olasılığını da göz ardı etmemek lazım. Ben kimseyi hırsızlık yaptı, yolsuzluk yaptı diye itham etmiyorum. Sadece gazeteci olarak burada iddiaları dile getiriyorum ve siz paraya hakim, finans musluklarına hakim bir eski Adalet ve Kalkınma Partisi yetkilisi olarak buna nasıl bakıyorsunuz? Doğrusunu isterseniz çok merak ediyorum. Yolsuzluk meselesi maalesef bütün ülkelerde az veya çok miktarda var. Önemli olan yolsuzluğu minimize edebilmek, azaltabilmek. Bunu da biliyorsunuz Uluslararası Şeffaflık Örgütü her yıl yaptığı araştırmayla şeffaflık endeksi yayınlıyor ve ülkelerin şeffaflık konusunda nerede olduğunu yayınlıyor. Bu endekste Türkiye 2002'de başlıyor. Tam da o sizin ilk Sayın Erdoğan'la o ilk görüşme yılınızda gerçekten kötü bir noktada. Böyle 2012-2013'e kadar Türkiye şeffaflık endeksine yükseliyor. Ondan sonra tekrar bir kötüye gidiş başlıyor. Ve tam da o yıllar aslında benim çok sayıda televizyon programında ve çok sayıda kürsü konuşmasında şu ifadeleri kullandığım dönem. Diyorum ki ilk defa siyasete AK Parti'ye girdim, kurucu oldum ve bu partinin adını AK koyduk. AK ne demek? Lekesiz, beyaz, temiz demek. Partinin ismi AK iken yolsuzlukla mücadele konusunda sağlam bir duruş ortaya konmazsa bu bir parti için bir beka meselesi haline gelecek diyorum. Bunu başbakan yardımcısıyken, hükümetin içindeyken ve bu açıklıkla söylüyorum. Kaç yılı? 2013-14-15 yılları. Yani şu şeffaflık endeksine bakarsanız 32'den başlamış, yılda 2002'den. Şeffaflık endeksine yükseliyoruz. Ondan sonra bir miktar geriye gidiş var. Sonra tekrar bir hamle bizim o 2011-2012 reformlarımızda. Ondan sonra düşüyor. En son 2020'de endeks 36. Ve dünyada çok gerilerdeyiz. Ortalaması maalesef. 43. Yani dünya ortalaması 43. Evet. Onun çok da altında kalmış evet, oluyoruz. Maalesef durum. Size bunu söyleten şimdi bir olay var mı peki? Bir olay değil. Olaylar serisi var. Hemen geleceğim. Yani bu grafik bakın artıyor sonra düşüyor ya. Bakın milli gelir de aynı şeyi gösteriyor bakın. Kişi başına düşen milli gelir. Aynı grafik ya. Yani yükselişe bakın, düşüşe bakın. Yani ne kadar şeffaf olursak, ne kadar işler rekabetle yürürse, ülkede kişi başına düşen milli gelir yükseliyor. Yolsuzluk çoğaldıkça da ülke fakirleşiyor. Bu kadar da açık yani bu. Bu kadar açık. Şimdi bu konular özellikle ihale yasasında yapılan defalarca değişiklikler, o istihsam maddeleri biliyorsunuz. Harf tükendi. Her bakanlık gitti. Biz bunlara harcamacı bakanlık deriz. Ben hazineden sorumluydum. Merkez Bankası'nın ilişkili bakanıydım. Bir de bizim harcamacı bakanlıklar var. Kimdir bunlar? Mesela başta en çok harcayan Ulaştırma Bakanlığı'dır. Kimdir? İşte devlet su işlerinin bağlı olduğu bakanlık falan filan. Bunlar harcamacı bakanlık deriz. Bizse hani parayı toplayan, nakit imkanlarını sağlayan, hani hazineden sorumlu, Merkez Bankası'ndan sorumlu bakanlık. Bizimki öyle bir bakanlık. Dolayısıyla harcamacı bakanlıklar tarafında bireysel, münferit veya sistematik sorunlar çoğalmaya başlayınca biz bunu mesele haline getirdik. Ve çalışmalar yaptık. Yolsuzlukla mücadele yasası, siyasi etik yasası, imar rantlarıyla alakalı imar rantlarının vergilendirilip aynı zamanda kayıt altına alınıp dikey yapılaşmayı hem önlemek hem de orada oluşan yolsuzluğu da tıkamakla alakalı.
Bunların hepsini hazırladık. Çalışma heyetimde Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı ve ekibindeki gençler olmak üzere. Maliye Bakanlığından, şuradan, buradan. Yani biraz daha Sayın Erdoğan'ın da güvendiği insanlardan oluşturdum ki ekibi, ama tekniği sağlam ve benim de güvendiğim insanlar. Çalışmalarda kredibilitesi olan çalışma. Hepsini hazırladık. Fakat yaptığımız her çalışma reddedildi. Her çalışma reddedildi. Hatta bir toplantıda dedi ki, kalabalık bir toplantıydı. Ya dedi, ülkede yolsuzluk mu var ki sen bu işlerle uğraşıyorsun dedi bana. Ben başbakan yardımcısıyım. Hangi o sene genç, bu? Genç pırıl pırıl bürokratların falan yanında bu. 2014 olması lazım. Yani asıl iki, o az önce gördüğümüz endekste en sert düştüğümüz yıldan evet. bahsediyorsun. Evet, sert düşüş başladı yani. Sonra bir ifade daha kullandı. Ki bunlar basında o günlerde çok yer aldığı için ben sadece tekrar ediyorum. Yoksa özel kapalı toplantılardaki şey çok doğru değil belki. Ama ertesi gün basına düştüğünü söylüyorum. Dedi ki, üstelik dedi, bu dediklerini yaparsam ben partime il başkanı da ilçe başkanı bulamam dedi. Tıpkı etik yasasında olduğu gibi değil mi? Evet. Ve maalesef engellendik. Olmadı. Yürüyemedik yani. Ve ben bakanlıktan ayrılınca ne yaptım? Benim zaten odamdaki dolaplar hep boş dururdu. Belki o günleri bilirsiniz. Dolaplarına hiçbir şey koymazdım. Masamın üstü ve ceketim. Yani 13 yıl Türkiye'nin belki en uzun süre bakanlık yapan insanlardan birisi oldum. Dolaplarım hep boş durdu. Masamın üzerindeki ve ceketim. Her an gidebilecek gibi mi? Her tabii, an o tabii. koltuğu bırakacak Her an, gibi. Yarım saatte toparlanıp gidecek gibi çalıştım. Hazinedeki makam odamı belki görmüşsünüzdür, bilmiyorum. 2002'de devraldığım makam odasının eşyalarıyla 2015 Ağustos'ta ki eşyalar aynı eşyalar. Dekor aynı dekor. Bir tek koltukların kılıfı eskidiği için koltukların iskelet aynı durdu. Ben koltukların kumaşını değiştirdim. Üstelik o da hazinenin deposundaki daha önceki projelerden artık kumaşları getirdim. Depoda baktım bir sürü kumaş var. Tekstilde bizim işimiz var. Baktım gayet güzel, kaliteli, kalın, kadife, iyi bir kumaş. Dedim ya bu kumaşla siz bu koltukları kaplayabilir misiniz? Kaplarız dediler. Tamam. Yani sadece koltukların kumaşı yıprandığı için koltukların kumaşını değiştirdim. Böyle çalıştık yıllarca. Hem tasarruf zihniyetiyle hem de yolsuzlukla sistematik mücadele için çalıştık. Ve maalesef olmadı. Ama ne oldu? Daha sonra Sayın Davutoğlu'nun o kısa başbakanlık döneminde sağ olsun kendisi bu işe sahiplendi. O da açıklamalar yaptı. Mücadele edeceğim dedi. Fakat bu sefer Sayın Davutoğlu'nu da sistemden anında elediler, dışarı attılar. Çünkü öyle bir artık şey oluşmuştu ki, öyle bir güçlü bir lobi. Yani düzgün iş yapmak isteyen, dürüst iş yapmak isteyen artık kendilerini alan da bulamıyorlar. Neden bulamıyorlardı bu alanı? Yani asıl çünkü, sizde neydi? Çünkü yani bu iddialar mı kural vardır? Kötü para iyi parayı kovar diye. Yani bu böyle, siyasette de maalesef böyle bu. Abi ben kendi adıma hep şu muhasebeyi yaptım. Bir, katkım var mı? Çünkü memleket için bir şey yapıyorsunuz. Attığınız adımlar, aldığınız kararlar. Yani belki 1000 tane çocuğun, 50 bin tane kadının hayatını olumlu etkiliyorsa yine de orada olmanızın faydası var. Bir de yanlışları önleme konusunda etkiniz var. Ben o hesabı yaptım. Mesela 100 tane yanlış var. Bunların 50'sini engelleyebiliyor muyum? Demek ki orada durmam faydalı. Ama engelleyebildim. Yanlışların sayısı indi 30'a, 20'ye, 10'a, 0'a indi noktada artık yolları ayırma zamanı geldi. Çünkü artık benim orada olmam anlamı yok. Katkım yok. Şu açıdan... Ve yanlışları engelleme konusunda gücüm yok. Şu açıdan bunlar... çok önemli. Yani bu ülkede SMA hastası bebekler evet. 1 milyon doları bulan tedavi masraflarını maalesef. İnternet köşelerinde anneleri babaları avuç açarak yalvararak birer yaşında maalesef bazen bir yaşını bile doldurmadan hayata gözlerini yumuyorlar. Bebeklerimizi kaybediyoruz. Şimdi 1 milyon liralık, 1 milyon dolarlık tedavi masrafını devlet karşılayamazken bir ihaleden 1 milyar liranın götürüldüğü, amiyane tabiriyle, götürüldüğünü duyunca insan şoke oluyor. Korkunç. Korkunç. İddialar korkunç ve çok üzücü, kaygı verici. Ve bunların hepsinin üzerine mutlaka gidilmeli. Yani hiptir iddia karşılıksız kalmamalı. Varsa iddiadan hele hele muhatabı olanlar çıkıp söylemeli. Yok kardeşim böyle bir şey diye yani. En azından değil mi? İddianın muhatabı kimse böyle bir şey yok diye inkar etmeli. En basit. Gayet. Ama iddialar gerçekten sağlam delillere dayanan iddialarsa da o zaman mutlaka yargı devreye girmeli. Bu işin doğru yolu bu. Bir daha tekrar etmesin bu işler ve tabii bunu sistematik çözmek gerekiyor. Yani münferiden böyle tek tek yolsuzlukla mücadele münferiden ayrı bir konu ama sistemi revize edip sistematik mücadele ayrı bir konu ve biz hep bir sistematik mücadelenin olmasından yana olduk ve bütün bu çalışmalarımızda bakın bütün buralarda yolsuzlukla mücadeleyle ilgili konular da var. Hepsi var. Siyasi etik diye bir konu var mesela burada ortak mutabakat metnimizde. İmar rantlarıyla alakalı konular var. Yolsuzlukla mücadeleyle ilgili bölümümüz var burada. Yani 6 partide mutabık kaldığı ortak politikalar metninde bunlar hep açık açık yazılı. Aslında bakanlık döneminde ilgili şunu söyleyecektim. Başka bir yere gitti konu. Benim bakanlık dönemimle alakalı sakladığım, tuttuğum tek bir dosya var. O da bu yolsuzlukla mücadele, siyasi etik ve imar rantlarıyla ilgili dosya. Çünkü onu hazırladık yapamadık ya. O içimde kaldı. Dedim bu dosyayı ben tutacağım ve inşallah günü gelince tekrar bir fırsat
olsa yeniden gündeme getireceğim diye. Dolayısıyla oradaki anonsların hepsini buralara koyduk. Çünkü genel başkanlar da şey yaptılar. Ya iyi olur gerçekten bunlarla mücadele edelim. Biz, temiz siyaset önemli. Sayın Kılıçdaroğlu'nun zaten siyasi ahlak yasası diye daha yani en az 7-8 yıldır dinlendirdiği bir konu var. Ve bunların hepsi mümkün. Mesela kamu ihale yasası değil mi? Buraya da yazdık. Avrupa Birliği'nin 33 faslından bir tanesi kamu alımları faslıdır. Ben baş müzakerecilik evet. yaptığım için biliyorsunuz taramalarda 33 faslın taramasında iki tur tarama yaptık. İki bölüme ayrılır. Bir genel kamu alımı, bir de utility dediğimiz yani işte elektrik, su, doğalgaz gibi altyapıların kurulmasıyla ilgili kamu alımı. Biz dedik ki, buraya da yazdık ortak politika metnimize, Avrupa Birliği'nin mevzuatını gelin aynen Türkiye'de uygulayalım dedik. Yani tekrar yeniden tekerleği icatla uğraşmayalım. Çünkü çok yoğun baskı gelecek ben biliyorum. Belediyeler var, şunlar var, bunlar var. Aman efendim yapamayız. Aman ihale yasasını değiştirirsek biz kitleniz bak icraat üretemeyiz, yatırım yapamayız. Neler neler, ne gürültü yaşarız ben biliyorum gelecek başımıza yani. Ama kestirmeden bir kısa devreyle 27 ülke yatırım yapıyor mu? Yapıyor. Kamu alımı yapıyor mu? Yapıyor. Peki Avrupa Birliği'ndeki ortalama yolsuzluk Türkiye'den çok çok az mı? Az. Şeffaflık çok daha fazla mı? Fazla. Ya gelin şu mevzuatı alalım aynen Türkiye'ye uygulayalım diyoruz. Yani biliyorum diyecekler ki efendim bu babacan bizi kitlemek istiyor. Babacan fren. Fren halde de ya adımız. Kim diyecek bunu? İş yaptırmak istemiyor diye lobiler var ya. Ha gelecek. Başımıza gelecek ben adım gibi biliyorum yani. Çünkü o kadar büyük rant dönüyor ki her yerde. Neler neler yani. Küçük imkan, küçük rant, büyük imkan, büyük rant. Buralardan çok şeyler gelecek ama bu aynı zamanda Türkiye için çok önemli fırsat. Yani genel başkanların bu konudaki iradesi var. Ama bu iradeyi sağlam tutmak zorundayız ve alttan gelen baskıları da karşı koyup gözümüzü karartıp bunları bir an önce yapmamız lazım. Ve bunu yaptığımızda Türkiye'nin bir anda o şeffaflık endeksini yukarı sıçrayacağına ben inanıyorum. Yolsuzluğun da önemli ölçüde aşağıya doğru ineceğine de inanıyorum. Çünkü biraz bu bir mevzuat meselesi. Ekonomisine geçelim çünkü bahsettiğiniz mi? Bütün bu büyük projeler var ya Uğur Bey söylediğiniz bu milyar dolarlık işler hemen hemen tamamı acil iş kapsamına alınıyor. Adı ihale. Yani ihale evet. demek yarışma demek. Evet. Yarışma falan yok çoğunda ya. Zaten önceden belirleniyor şu işi şu firma yapsın bu işi bu firma yapsın. Ya deprem konutları yapılıyor ya. İnanın o kadar üzülüyorum ki. Yani ben deprem bölgesine çok sık gidip geldim ya. İhale de yapılmıyor yani. Zaten o deprem konutları için. İlgili ihale mihale yok. Acil iş diye. Şubat ayında Çevre Şehircilik Bakanlığı inşaat maliyet tablosunu yayınlamış güncel. Ona göre bakıyorsunuz 700 bin lira civarında olması lazım bir konutun inşaat maliyeti. Ortalama verilen rakamlar 1 milyon 700. Ya şimdi Şubat ayında bunu açıklamış bakanlık. Aynı bakanlığın TOKİ bu işleri veriyor 1 milyon 700'e. Bir köy evi 2,5 milyon olur mu? Ki arsa yok bunda. Arsa bedava çünkü hazine arsası. Sadece inşaat. Yani gözümüzün önünde hala bu işler devam ediyor. Büyük büyük rakamlarla devam ediyor. Ve olan da maalesef vatandaşlarımıza oluyor. Yani bir avuç insan daha zengin oluyor. Ama çok geniş kitlelerde satın alma gücü düşüyor ve yoksulluğa mahkum oluyor. Bakın bir grafiğe fazla boğmuyorum ama bir de 54 var. O da çok çarpıcı. Yani şu son 3 yılda milli gelirin dağılımı. Evet bu. Bakın milli gelirden yukarıdaki çizgi sermayenin aldığı pay, aşağıdaki çizgide iş gücünün aldığı pay. Bu da TÜİK'in rakamı. Yani bu ne demek? Alnının teriyle, helalinden, bileğinin gücüyle demek. Çalışan, kazanan, ücretli sınıfı milli gelirden daha az pay alıyor. Zaten parası olan da daha çok pay alıyor. Tablonun sonucu bu. Yani başkanlık sisteminin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denen, aslında tam bir sistemsizlik olan, keyfiliği içinde barındıran yönetim modelinin ülkemizi getirdiği durum bu. Deva geliyor.